Tüm gün beslenme videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Konuya direkt dalmadan önce biraz sohbet edelim. Bu yaptığım beslenme neye yöneliktir? Nasıl bir sistem izliyorum? Bunlardan sizlere bahsetmek istedim. Öncelikle şu sıralar sabah kardiyosu yapıyorum ve antrenmanlarımı akşam saatlerinde yapıyorum. Hedefim biraz daha definasyonlu bir vücut şekli yakalayarak çok az daha kas kütlemi arttırmaya çalışmak. Buna yönelik bir sistemdir uyguladığım. Ve tabii ki men's fizik kategorisi, yani estetik, atletik, fizik kategorisine yönelik antrenman programlarıyla uyarlanmış bir şekilde desteklenmiş bir beslenme sistemidir. Bunu gramajlarını sizlere vermek doğru değil. Çünkü herkesin yaptığı egzersiz, harcadığı kalori, yaptığı antrenman sistemi farklılık gösterebilir. Bundan dolayı bu değişkenlik gösterdiğinden gramaj vermek doğru değildir. Çünkü bu kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir arkadaşlar. Ben kendi gramajlarımı sizlere veririm. Hatta gramajlarımı söylemem. Sadece öğünlerimin içerisinde neler tükettiğimi vermem bile gerçekten sizler için faydalı olacağını düşündüğüm bir. Hep beslenmeden bahsettik, antrenmandan bahsettik. Ama benim sizlere bahsetmek istediğim çok ayrı bir konu var. Çok uzatmayacağım bu bölümleri ama bunları bilmenizde fayda olduğunu kesinlikle düşünmekteyim. Bu nedir? Şimdi size sorsam beslenme bu işin yüzde kaçını oluşturur diye birçoğunuz %70'ini diyecek. İşte antrenman da %30'u. Aslında hikaye böyle değil arkadaşlar. Benim bir kuramım var. Ben bunu kendi daha henüz başarıp da çıkaramadığımız kitabımda da yazdım. Daha önceki seminerlerimde, söyleşilerimde de sürekli bunun üzerinde dururum. Bu iş 33, 33, 34 diye bölünür. Ne alakası var 33, 33, 34? Antrenman ve beslenmeye ben 33 veriyorum arkadaşlar yüzdelik olarak. Neden? Çünkü bu iş bir bilimdir. Antrenmanını ve beslenmeni birbiriyle eşit şekilde dengeleyip doğru antrenman sistemine doğru beslenmeyi, doğru beslenme sistemine doğru antrenmanı verdiğin zaman sonuç birlikte büyür. Ama atladığınız bir konu motivasyonun yoksa sen ne beslenebilirsin ne de antrenman yapabilirsin. Yani önemli olan ilk etapta mental yapıdır arkadaşlar. Mental yapınızın iyi olabilmesi için düzenli bir hayat sistemi içerisinde olmanız gerekebilir. Ama işte hocam şartlarımız öyle, şartlarımız böyle. Hayır arkadaşlar, bu şartları kendi bilinç seviyenizde olumluya çevirebilmek de sizin elinizdedir. Bir şeyi istemek, bir şeye karar vermek, kararlı olmak sizi başarıya ulaşacağınız yolda zaten 1-0 öne taşır. Önce ne yapmak istediğinizi kesinlikle bilmelisiniz. Ne yapmak istediğini bilmeyen birinin motivasyon seviyesinin yüksek olabilme ihtimali kesinlikle yoktur. Düşüktür. Bir başkasına göre düşüktür. Motivasyon seviyesi düşük olan birinin bahaneler üretebilmesi çok kolaydır. Daha sonra yaparım. Zaten daha önce yaptım. İstesem yine yaparım. Bu erteleme döngüsüdür. Stand of cycle. Sürekli motivasyonun gelmesini beklemek. Bunu durdurmalısınız arkadaşlar. Motivasyon aslında önemlidir. Motivasyonunuzu sağladıktan sonra da bir önemli konu da disiplindir arkadaşlar. Motivasyonu disiplinle desteklediğiniz zaman sonuç kaçınılmaz olur. Çok kısa bir örnek verip konuyu değişeceğim. Şöyle ki, düşünün ki kız arkadaşınızdan veya erkek arkadaşınızdan veya ailede, evde bir problem yaşadınız. Bu problem normal seviyenin biraz üstünde olduğunda İnsanlar iki eğilim gösterir. Ya çok fazla yemek yeme eğilimi, işte pasta, tatlı, börek, genellikle karbonhidrat tüketme eğilimi. Çünkü bunu yaptığı zaman kendini, işte vücudundaki geçici motivasyon artışını sağlamaya çalışır hormonlarla. Yediğinde geçici dopamin salgısı ona kısa süreli bir mutluluk verir ve bu geçer. Kendini bu şekilde tatmin etmeye çalışır. Ya da bir diğeri aç kalır. Şimdi aç kaldığında spora gitsen nasıl bir fayda sağlayabilirsin? Daha düşük. Çok yemek yiyen birinin psikolojisi ne olur? Zaten ben batırdım.
antrenmana gitsem ne olur? O yüzden arkadaşlar bir sakin olun, durun, anda olun ve yola koyulun. 7-38-55 diye bir formül var. Bu nedir biliyor musunuz? 7 bir şeyi istediğiniz zaman, %7 bir şeyi istediğiniz zaman ki sesinizdir. Sesli istemek. %38 bunu isterken ki ses tonun, %55'i bunu isterken ki fiziki durumun. Bu bir aynadır. Yani siz bensel enerjiyi, yani siz verdiğinizi alabilmek için doğru şekilde istemeniz lazım. Şunu buna da bir örnek vereyim. Örneğin ben fit olmak istiyorum. Evet Ahmet, fit olmak istediğini bize söyler misin? İstiyorum, fit olmak istiyorum. Fiziki yapıyorum, omuzlar düşük. Bitmiş. İstiyorum. Buna kim inan? Sen inanmadın kendine. Yani ben sana nasıl inanayım? Bir de bunu böyle yapmak var. Dik durdun, kendine geldin. Evet, ben değişmek ve başarmak istiyorum dedin. İşte bu sana başarıyı getirir. O yüzden kulağında çınlasın her zaman. Üşenme, erteleme, vazgeçme. Bu motivasyonu da aldıysanız arkadaşlar, şimdi günlük beslenme sistemime geçelim. Sabah kardiyosunu yaptığım için enerjim yüksek. Bu arada onu da söyleyeyim size. Ben sabah kardiyolarını tamamıyla yağ yakmak için yapmıyorum. Benim gün içerisinde oldukça yoğun bir tempom var. Sabah çok erken uyanırım. Egzersiz yaparım, kardiyo yaparım. Bu yaptığım kardiyoda bu olumlamaları yaparım. İşte meditasyonumu yaparım. Meditasyon sadece oturup düşünmek değil arkadaşlar. Kardiyo da bir meditasyondur. Kardiyo da bir meditasyon şeklidir. Egzersiz bir meditasyon şeklidir. Kendimi günün geriye kalanında yapacağım işlerde olumlu, pozitif hale getirebilmek için enerji seviyemi yükseltirim aslında. Sabah yaptığım egzersizin amacı budur. Evet, yağ yakımına da katkısı yok mu? Vardır. Günün geriye kalanında özel derslerim var. Firmalarla yaptığım anlaşmalarım var, kendi şirketim var vesaire, spor salonum var, spor salonunda çalışanlarım var, oradaki üyelerim var vesaire vesaire. Hiç durmayan bir tempom var arkadaşlar. Ama bunu ben yarattım. O yüzden hiç şikayetçi değilim. O yüzden siz benim Instagram'ımda veya sosyal ortamlarımda çok yoğun bir iş adamı olduğumu görmüyorsunuz. Mutlu, enerjik, pozitif bir adam, sporcu görüyorsunuz. Çünkü bu hayatı ben seçtim. Herkes seçimlerini yaşar. Şimdi biraz maskeiner puding yiyelim abi. Bak bir form çek. Kardiyo sonrası glikojen depolarımızı çok hızlı şekilde doldurmaya ihtiyacımız var. Benim tercihim maltodextrin, yani maskeiner'dır arkadaşlar. Biliyorsunuz ben geçen yıl maskeiner'la six pack çıkarılır mı, maskeiner'la diyet olur mu, maskeiner'la form tutulur mu diye bir seri yaptım. Bayağı güzel oluyor. Hemen onu da göstereyim size. Yaklaşık böyle bir 2,5 ölçek. Bunun içine de böyle 20 gram bir var. Oldu. Şimdi bunun ince sırrını söylüyorum. Şimdi bunu puding haline getirmek için ciddi az su koymanız lazım arkadaşlar, bak. Bu kadar. Yani yarım bardak su. Sonra bunu dökmeden sakmadan. Bakıyorum. Henüz dökmedim. Gerçekten başarılısın mı? Henüz dökmedim. Aşkım, ben çok dağıtmıyım ya. Yani öyle bir söyleyeyim. Mutfak hariç. Hiçbir yerde dağınık değilsin. Mutfakta çok dağınıksın sen. Çünkü emek verdik bu işe. Yani sen bunu hazır. Gördüğünüz gibi. Evet, günün ilk öğünü maskeiner puding arkadaşlar. Yaklaşık 60-65 gram karbonhidrat ve 35 gram proteinden oluşuyor. Yanında da bu öğünden sonra multivitaminimi ve omega 3'ümü içiyorum. Günün ilk öğününü bu şekilde tamamlamış oluyorum. Kardiyodan sonra
glikojen depolarımı tekrar doldurmak ve antrenmana, ağırlık antrenmanına kendimi hazırlamak için güzel bir güne başlangıç olur. Bu arada bu hacim kazanmak için mi? Hayır. Ben şu an form tutmak için böyle bir beslenme planındayım. Peki mass gainer'la form nasıl tutulur? Kalorinizi doğru şekilde ayarladığınız zaman form tutamamak diye bir şey yok. Ayrıca maltodekstrin, yani basit karbonhidratlar vücudunuzdaki su tutumunu azaltır. O yüzden aynada kendinizi daha formda görebilmenize de destek olur. Buradan aldığını gün içerisinde tüketeceğin diğer karbonhidrat kaynaklarından düşeceksin. Taper'lar hazır. Yağ çok önemli. Özellikle zeytinyağı arkadaşlar. Oleik asit kaslarınızın enerjiye çevirebileceği en iyi forma sahip yağ asidi. O yüzden zeytinyağını tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Burada 4 öğün en önemli kısım tuz, gramlı, tartılmış bir şekilde ve yağ. Bunu yapmak zorundasınız. Bunun için kendinize bir tane dijital tartı almanız yeterlidir. Üşenme, erteleme, vazgeçme. Bu işte göz kararı diye bir şey. Yani ben 13 yılı geçti yapıyorum. Evet, tabii ki göz kararı yaptığım zaman çok oluyor ama iyi bir sonuç almak istiyorsan ne yediğini, ne kadar yediğini, ne zaman yediğini bilmek zorundasın. Şimdi ben gram vermiyorum size. Çünkü bu işler kişiden kişiye, formdan forma değişebilen bir durumdur. Ondan sonra ben Sami Hoca'nın dediği gramı aldım, öyle oldu, böyle oldu falan olmasın. O yüzden ben size gramı vermiyorum. Ama kendiniz bunu organize edebilirsiniz. Bu öğünde tatlı patates, panga balığı veya hindi, 5 tane de küçük salatalık yiyorum arkadaşlar. Bir önceki öğünde hızlı sindirilebilen bir karbonhidrat kaynağı tükettim. O yüzden biraz kan şekerimi dengelemek adına biraz potasyumu ve sodyumu eşitleyebilmek adına tatlı patatesi tercih ediyorum. Panga balığı çok hızlı sindirilebilen, çok yağsız bir balıktır. İyi baharatladığınız zaman çok güzel temiz bir protein kaynağıdır. İnanılmaz hızlı sürede form tutabilmenize yardımcı olur. Kesinlikle öğünlerinize dahil etmenizi tavsiye ederim. Salatalığı tercih etme sebebim, salatalık evet su oranı yüksektir ama salatalıkta bir özellik var. Yediğiniz zaman vücudunuza kalorisinden daha fazla kalori harcamasına yardımcı olur. Bu da salatalığın sihirli bir yanıdır. Aynı zamanda da ciddi şekilde alkali bir gıdadır arkadaşlar. Salatalığı seviyoruz. Şimdi sıra 3. öğünde. Bu öğünümün içeriği yasemin ve baldo pirinç karışımı, hindi, kırmızı ve yeşil kapya biber. Üzerine de eklenmiş 2 gram kaya tuzu ve yaklaşık 20 gram zeytinyağı var arkadaşlar benim bu öğünümde. Şimdi biraz uzaktan eğitim öğrencilerimin programlarını yazmam lazım. Enerjiyi yükseltip kan şekerim şu an biraz düştü. Özel dersteydim aşağıda. Bir sonraki öğünde görüşmek üzere. Dördüncü öğün antrenmandan sonra bir önceki öğünle aynı arkadaşlar. Pirinç, hindi, kapya biber. Ama antrenmandan sonra olduğu için biraz gelişimi desteklemek adına 2 tablet omega 3, B12, B6 ve çinko arkadaşlar. Günün son öğünü. Bu öğün için dışarıya çıktık. Biraz sosyalleşiyoruz. Normalde zaten öğünümde balık vardı. Patates vardı ve bol yeşillik vardı. Şimdi dışarıda aynen o şekilde levrek, biraz patates ve bol salatamı söyledim. Birazdan öğünüm gelecek. Onu da size göstereceğim. Ve son öğünümüz. Levrek, patates ve bol yeşillik.
geldik günün en zor bölümüne. Akşam saatleri. Açlık had safhada. Diyeti bozsam mı, bozmasam mı hikayeleri had safhada. Şimdi bu gibi durumlarda ne yapmamız lazım? Açlığımızı neyle bastırmamız lazım? Kendimize nasıl bir alternatif yaratmamız lazım? Bu olayı atlatıp uyursak bu işten çok karlı çıkacağımızı bilmemiz lazım. Burada görmüş olduğunuz arkadaşlar doğranmış 3 tane salatalık var. İsterseniz bu salatalıkları yiyebilirsiniz. Ama ben bu olayı biraz renkli hale getirip biraz daha motivasyonu yüksek tutmak, sanki gerçekten böyle çok mühim bir şey yiyormuş gibi hissetmek adına yarışma zamanlarında da çok sıklıkla uyguladığım bir taktikti bu. Salatalık çorbası. Şimdi size onu gösteriyorum. Çok basit. Bir blenderın içerisine salatalıklarımızı dolduruyoruz. Bir salatalık gitti. Bunları dolduralım. Doldurduk. Biraz fazla geldi. Daha sonra ekleme yapalım. Birkaç buz ekliyoruz. Ben de şu an limonlu, portakallı veya greyfurtlu kalmadı. Pink lemonade özellikle çok daha iyi olur. Şeftali var elimizde. Bir ölçek şeftali esansiyel aminoasit. Gece vücudu beslemesi açısından tercihim. İçine suyumuzu da ekledik. Kapağımızı kapattık. Gördüğünüz gibi bol sulu, amino asitli ve salatalıktan oluşan efsane bir çorba kasesi. Buna en az yarım saat kaşıklarsınız arkadaşlar. Ve benim bir günüm bu şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir. Daha detaylı veya diyetimi farklılaştırdığım zaman yine bir bu şekilde vlog çekeceğim. Bunun gerçekten hoşunuza gittiğini düşünüyorum, inanıyorum veya diliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.